Aylardan Ağustos, günlerden Cuma idi. Ya Rab, niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerimde yalan varsa beni kahret. Yaradan'a olan yakarışını bitirdikten sonra askerlerine şöyle seslendi Alparslan. Ey askerlerim, eğer şehit olursam üzerimdeki elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Bu takdirde Melik Şah'ı benim yerime tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır. Bu sözleri duyan askerler hep bir ağızdan Malazgirt göklerini inletti. Asla buyruğundan ayrılmayacağız. Bizans İmparatoru Diyojen'in 200 bin zırh giymiş düzenli ordusuna karşın elinde sadece oku, kılıcı ve teninden başka zırhı olmayan 40 bin Türk askeri Alparslan'ın müthiş taktiği sayesinde Bizans ordularını büyük bir bozguna uğrattı Malazgirt'te. Malazgirt galibiyeti Türkler için bir dönüm noktası oldu ve Anadolu'nun kapıları sonuna kadar Türklere açılmış oldu. Bundan sonra Türk boyları akın akın Anadolu'ya göçmeye başladı. Yeni yurtlukları Anadolu'dur artık. Doğudan giren Oğuz boylarının bazıları Anadolu'yu baştan başa geçerek Batı Anadolu'ya kadar geldiler. Orta Asya altaylarında göçebe olarak yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Oğuzlar için Anadolu'nun iklimi, toprağı, havası, suyu bir başkaydı doğrusu. Hem konmak hem göçmek için ideal bir yurtluktu Anadolu. Manisa ve Balıkesir civarına gelen gruplar özellikle Gördes, Sındırgı, Bigadiç, Bergama ve Dikili'yi yurtluk tuttular kendilerine. Her boyun bir adı vardı. Sındırgı'ya yerleşen Yörük grubu da Cemaati Yörükhan-ı Yaycılar adıyla Osmanlı arşivlerine kaydedilmiştir. Yağcı Bedir, tabii ki özel olarak ismiyle müsemma, yay yapan beylik. Yani Anadolu'da, Osmanlı'da, Selçuklu'da veya Türkler'de ordunun yay ihtiyacını karşılayan silahçı bir millet. Çünkü sonuçta savaşçı bir milletiz. Bundan dolayı yay yapan beyliğin adı Yaycı Bey. Yani yay yapan beyden geliyor ismi. Ve bugün o isim hala Yağcı Bedir olarak devam ediyor. Bahar güzeldir. Yaylaya çıkma vaktinin geldiğini müjdeler. Sabırsızlanır Yörük. Yaylak Belledi'ye aktağın yemyeşil çimenlerine basmak ister bir an önce. Haziran ayında gidiyorduk buradan. Burada yeşillik kalmıyordun. Tabii hayvanlarımızı, beygir olanları bak ardı ardına bağlarla, yorganını, döşeğini, turluğunu, turluk dediğimiz çadırın üstüne örttüğümüz, sizin çadır dediğiniz bizim turluk. Keçeden yapılır bunlar. 7 gün, 8 günde çıkıyorlardık ama 7 günde, 8 günde çadır kurulmaz her gün kalktığımız için. Bir açıkta duruyorduk. O zamanlar açıktadık. Tam yerine çıkacağız. Yeyleye çıktık mı çadırı öyle kurardık. Çumak keserler gelirlerdi babamı. Çubuk uzun uzun bunları eğerlerdin. Üstüne o turluk dedeklerimi atarlar. Biz içinde durardık. Bir tek yorganın içinde 4 kardeş yatırlardı bizi. Tek yorganın içinde başka örtü yok. Tırnak kadar bir çadır. Aylar süren hazırlıklardan sonra Akdağ yaylasına çıkılmıştır artık. Yemyeşil çayırlarda otlayan hayvanların yünü parlak olacak, eti de kekik kokacaktır. Öyle yesem şimdi dağlara var yesem gönlüm gözüm açacak. Konduğum yerlere basam. Almalanı, Durmecik, Alasöğüt, Kavlak, Edris. Bunlar hep bizim konak yeri, konak. Bunlar konak yeri. Erçya.
Aktağın üstü. Hii, kocaman bir aktağın üstü var bak. Böyle geliş. Yağcı Bedir yörükleri, diğer göçebe grupları gibi yaylak ve kışlakları arasındaki mesafeyi durmaksızın yürümezlerdi. Göç yolları üzerinde durup dinlenecekleri konaklama yerleri vardı. Alakır ve Karakaya'da yaşayan Yağcı Bedir yörükleri yakın yaylaklara çıkarken, buna karşın Karakaya, Çakıllı, Eşmedere ve Kayalıdere'de yaşayanlarsa yaylamak için 80 kilometre uzaktaki Akdağ'a çıkardı. Pekmezi asmadan, kütükleri dağdan, zahireyi yazdan koyan yörükler, yayladan kışlağa inecekleri vakit biraz hüzünle, "Yaylayı yayladık, salma kuyruğu bağladık, hadi biz de gidiyok, memleketimize yolladık" derler. Buradaki salma kuyruğu bağlama ifadesi, atların arka arkaya bağlanması anlamına gelir. İş oradan geriye döndü mü? Geriye döndüğü zaman orada çok büyük çilemiz olurdu. Bir heyecanla çıkılan yayladan, biraz buruk bir şekilde kışlaklarına dönen yörükler için halı dokuma zamanıdır kış mevsimi. Bütün bir kışı halı dokuyarak geçirirler. Anne, benim halı iplerimi bağırırken beni niye kovuyorsunuz? Ben de yapmak istiyorum ya. Ne yapacaksın sen? Biz yapıyoruz ya işte. Sen çok konuşuyorsun bugün. Yat, uyu bakayım. Ya uyumayacağım ben. Bana niye göstermiyorsunuz? Ben de yapmak istiyorum babam gibi. Herden bir şey duydum. Eskiden halı dokuyacak kızlar yününden iplik yapacakları. Kuzuyu bile kendi seçermiş. Yağcı Bedir yörükleriyle anılan Yağcı Bedir halısını dokuyacak kız, iplik alacağı koyunu da kendisi seçer. Bu davranış aslında dokuduğu halıya verdiği önemi gösterir. Çünkü halı Yağcı Bedir yörüklerinin her şeyidir. Halıyı dile getirir yörük kızı. Evlenmek istediğini de halıya söyletir, sevdasını da. Hasretini de halıya söyletir, sevincini de. Gelin olurken de, hayata veda ederken de halıyla uğurlanır yörük kızı. Kızımız bu hayvanı seçti, beğendi ama yünlün ne zaman kırkarına geldiğimizde onu Mayıs ayında ancak yününü almaya başlar. Sebebi ise kıştan çıkmış bir hayvandır ve kıştan çıkmış hayvan yününe daha gücünü verir, yağlıdır o ve o yün işte parlayan, 100 yılda 200 yılda halı dursa güzelliğini yitirmeyen halı ondan elde edilir ve ona en iyi boya ona girer. Yani o kabul eder boyayı. Müzik
Yıkanan yapağı iki elle tarakta taranır ki lifleri ayrılsın, daha bir kabarsın diye. Güzelce taranan yünler bundan sonra artık ipe dönüştürülecektir. Bazen kirman denilen ve elle döndürülen basit bir aletle eğirerek, bazen de çıkrıkla çevirerek yünü ipe dönüştürür yörük kadını. Annesinden nasıl öğrendiyse öyle yapar. Yağcı Bedir yörükleri halılarında çok fazla renk kullanmazlar. Lacivert yani gök rengi, kırmızı, kahverengi ve beyaz. Bu dört renkten dokunur halı. Birazdan al yani kırmızı renk için çeşitli otlar atılacak kaynayan kazana. O parlak kıpkırmızı rengi veren bitki de yine yörüklerin yaylasından gelir. Dağlardan toplanan sarı kız otu. Rengi verecek bitkiler ve ip su dolu kazanın içine atılmadan önce boyanın kalıcı olması, renginin solmaması için karışıma dağ kekiği de eklenir. Bu işleme tetre denir. Böylece Yağcı Bedir halısı rengi solmadan 150-200 sene yaşayabilir. Kazandaki ipler devamlı karıştırılıp kontrol edilir. Eğer ipler istenen rengi almamışsa tekrar kaynatılır. Narınç denilen kahverengiyi elde etmek içinse kırmızının ikinci suyuna ceviz kabuğu ve meşe palamudu atılır. Parlak kırmızıyı ve parlak laciverdi elde etmek öyle sanıldığı gibi kolay değildir. Bunu sadece Sındırgı yöresindeki Eşmedere, Karakaya, Alakır, Çakıllı ve Eğridere'de yaşayan Yağcı Bedir yörük kadını formüle eder. Formül sadece kadınlara özeldir. Erkekler bilmez çünkü erkek çocuğa bilerek öğretilmez. Er kişi dışarıda çok gezer, şaşar ve zayıf bir anında başkasına söyler diye. Kafayı takmış bu işin sırrını öğrenecek. Enes bu sefer de öğrenemedi boyanın formülünü ama pek vazgeçecek gibi de durmuyor. Kim bilir asırlardır süre gelen sırlar Enes gibi meraklı erkek çocukları eliyle mi açığa çıkıp bilinir hale gelecek acaba? Masal gibi bu gelenekler gelecekte sadece bir anı olarak mı kalacak?
İşte kırmızı yavaş yavaş rengini almaya başladı. Rengi kontrol eden kadınlar pek ikna olmuşa benzemiyorlar. O yüzden tekrar batırdılar ipi. Ve işte oldu. O gök rengi güzel halının üzerinde pırıl pırıl parlayacak olan kırmızı renk hazırdır artık. İplerin son kontrolleri yapılır ve soğumaya bırakılır. Kırmızının suyu dökülmez ve eklenen ceviz kabuğuyla, meşe palamuduyla renk koyulaştırılır. Narınç, yani bildiğimiz kahverengi elde edilir. Yörük kızının elinden motiflere dönüşünce güzelliği bin kat daha artacak kırmızının. Bugünlerde erkekler kadınlara ağır işlerde ve boyada yardım ediyor. Ama mayayı yine kadınlar hazırlıyor. Lacivert, yani gök renginin ipliğe iyi tutması için labada kökü çıkarıyor biri. Labada kökü adeta bir tutkal gibi boyayı ipe mühürleyecektir. Kök çıkarılıp ezildikten sonra meşe külü veya susam külüyle beraber 2 saat kaynatılır. Sonra soğutulur ve ılık haldeyken lacivert rengin elde edildiği çivit otu mayası eklenir ve karıştırılır. Yoğurt kıvamına gelince de ipler ılık kazana basılır. 12 saat kazanda uyumaya bırakılır. 12 saat sonra aynı işlemler tekrarlanır ve 1-12 saat daha uyutulur. İpi kazana basarken suyun ılık, çıkarırkense soğuk olması gerekir. Yörük kadını çivit otu yaprağını suyla mayalandırarak elde ettiği karışımı eskiden toprak çömleğe doldurup yine toprağın altına gömer. Aşağı yukarı bir yıl bekletirmiş. Havayla temas etmeden toprağın altında iyice demlenen ve kıvam alan mayadan elde edilen bu lacivert rengi bir başka parıldarmış. Yerleşik hayata geçen günümüz Yağcı Bedir yörükleri, toprağın altında bir yıl bekletme yöntemini bugün artık kullanmasalar da, yine çivit otunu mayalandırarak gök rengini elde etmektedir. Allar, narınçlar, gökler, dokumaya hazır bekler. Kız gelecek birazdan tezgaha, anası gidecek mutfağa. Halı dokuyanların çözgü dediği, tezgaha ip germe işi öyle göründüğü gibi kolay bir iş değildir. Bir kere yardıma ihtiyaç vardır. Köylüler komşularına yardıma gelir bu sebeple. İmece yaparlar. İplerin sarılacağı çubuklar toprağa sabitlenir. Sabitlenen çubukların ara mesafesi gelişi güzel değildir. Bunun da ince bir hesabı vardır. Çünkü çözgü yapmak çok zor iştir. Ortalama bir kişi 1 metrekare halıyı 1 ayda dokur. Bu hesaba göre hane halkı
kış boyu ne kadar dokuyacaksa o kadar uzunlukta ip gerilir tezgaha. Buna göre bir kişi 5 ya da 6 halı dokur kış boyu. Enine ip sayısının da bir ölçüsü vardır elbette. Yani halının eninin uzunluk ölçüsüyle düğüm adedi çarpılır. Sonra çıkan rakam 2 ile çarpılır ve gerilecek tel yani ip sayısı bulunmuş olur. Bu durumda 90 santimetre enindeki bir halı için toplam 540 adet ip gerilecek demektir. Bu kadar iş acıktırır insanı. Gözlemelerin mis gibi kokusu bütün köyü sarıyor. İplerin sarılması bitince bir arabanın tamponuna tutturulur. Yavaş yavaş hareket eden araba ipi gerer. Bu sırada diğer kadınlar ipleri devamlı düzeltir. İpler üst üste binmesin, birbirine karışmasın ki halı kolay dokunsun diye. Nihayet biter bu oldukça meşakkatli çözgü işi. Diğer deyişle halı tezgahı yapma işi. Dokuma zamanıdır artık. Yavaş yavaş desenler ve o güzelim renkler motiflerde hayat bulmaya başlar. Yağcı Bedir Yörükleri anasından öğrendiği gibi herhangi bir desene bakmadan ezberden dokur halıyı. Gözü kapalı bile olsa dokumaya genetik olarak kodlanmıştır sanki. Ne de olsa o bir yörük kızıdır. Ataları ta Orta Asya'dan beri taşımışlardır bu kültürü. Günümüze dek. Genleri ona ne yapacağını zaten söyler. Yağcı Bedir halıları Türkiye'de şu anda dokunan yün halının en ince halidir. Kravat düğümü olarak da bilinen, kimisine göre de gördes düğümü dediğimiz Türk düğümüyle dokunur. Türk düğümü ve İran düğümü arasında bir fark vardır. İran halıları, mesela dünyada iki çeşit bu konuda halı var. Birisi İranlılar, ben daha iyiyim. Türkler, biz daha iyiyiz. Yarış hep devam ediyor. Ki ne zamana kadar? Pazırık halısı dünyanın en iyi, eski halısıdır. Bugün Rusya'da, müzede bulunuyor 3000 yıllık bir halı. Kurgan dediğimiz Moğolistan'daki mezarlardan bulunmuş. Buzun içinde olduğundan dolayı günümüze kadar saklanabilmiş. Ve bu halı bulununcaya kadar İranlılar dünyanın en eski halısını biz dokuduk derler idi. Öyleymiş ama şu anda Türkler tarafından dokunduğu, tescillenmiş oldu bu halı bulunduktan sonra. Çünkü o pazırık halısı Türk halısıdır ve düğüm tekniği bir kravat düğüm dediğimiz çift ağaç üzerine düğümdür. Yani düğüm iki defa sarılır ve çekilir. Bundan dolayı hav ne kadar aşağı inse de, bir halının havı ne kadar düşse de bu halı asla yok olmaz. Yani kilim haline dönüşür halı ama yok olma ihtimali yoktur. Çünkü sıkıştırma usulü değil, tamamen düğüm usulüdür. Ama İranların halıları ise biraz daha bize göre sık gözükür. Daha çok kaliteliymiş gibi gözükür. Sırtındaki kaliteden kaynaklanan sebeple. Bu da tek düğüm oluşundandır. Yani bir kere sarılır, bu buradan çekildiğinde yün daha oturur yerine. Yani 10 santiminde bizde 45 civarında düğüm vardır bir halıda. Ama bir İran halısında ise 70-75 tane düğüm vardır. Bu tamamen düğüm tekniğiyle alakalı bir hadisedir. Bugün bizde asla, bakın etrafımızda bulunan
Simav, Demirci, Isparta bu bölgedeki halılarda tamamen İran tipi halılar dokunur. Yani düğüm tekniği onlardandır. Ama Sındırgı'da ise hala asla kimse bilmez zaten başka bir düğüm tekniğini. Sadece bundan dokunur. Ve bu düğüm tekniğiyle Pazırık halısının düğüm tekniği aynıdır. Tıpkı iyi bir piyanistin piyano çalması gibi o da halının düğümlerini piyano çalar gibi ahenk içinde atar. Hangi motifi hangi renk dokuyacağını, nereye yerleştireceğini düşünmeden alışa geldiği gibi. Öylece kendiliğinden dokur gider. Başka bir evde durum daha farklı boyuta taşınmış. Anne ve iki kızı birazdan bitecek halıya son ilmeği atma telaşındalar. Kızlar kendi aralarında yarışıyor. Kim daha hızlı dokuyacak diye. Dokumayı bitiren hanımlar halıyı tezgahtan makasla keserek ayırır ve makası yere atarlar. Bu hareket bir halıyı daha bitirmenin gururunu yaşatır onlara. Of yeter bitti. Bugüne kadar kaydedilen en şiddetli El Niño olaylarından biri yaşandı. Bu olay Güney Amerika'da sel felaketlerine sebep oldu. Bu belgesel, olay yerlerinde yapılan profesyonel çekimlerle 2016 yılında meydana gelmiş en ölümcül ve en etkili doğa felaketlerini ekranlarınıza getiriyor. 2016 Felaket Günlükleri. İşte bir yörük kızı babası. Omuzunda kızının veya hanımının dokuduğu halı. Her cumartesi Sındırgı Belediyesi önündeki boş alana kurulan halı pazarına gelmiş. Hayırlı pazarlar. Kızın maharetli, pazarın bereketli olsun. Pazar bugün fena değil. Diğer halıcılar da sergilerini açıyorlar. Pazarlıklar yapılıyor. Yörük kızlarının, kadınlarının binbir meşakkatle onlarca yıllardır dokuduğu bu güzel halılar görücüye çıkar pazarda. Yağcı Bedir'e sadece halı deyip geçmemek lazımdır. Yörükler eskiden beri halıyı aynı zamanda bir mesaj panosu gibi de kullanmıştır. Pazara kızının dokuduğu halıyı getiren baba, tüccarla pazarlığa tutuşur. Ancak istediği paranın yarısını veren tüccar, babaya döner der ki, ''Amca, senin kızın evlenme vakti gelmiş, bir sevdiği var.'' Baba ne demek istediğini anlar ve köyüne döner, kızını evlendirir. Halıyı dokuyan kız bilerek hata yapmıştır ve halı tüccarı bunu hemen görmüş, anlamıştır. Ne ince haller, ne güzel geleneklerdir bunlar. Sındırgı'da her cumartesi kurulan bu pazar, Türkiye'nin tek el dokuması halı pazarıdır ve bu yüzden çok önemlidir.
Boyasıyla, motiflerindeki manayla, renkleriyle, dokumasıyla, Yağcı Bedir yörüklerinin hayatına kattığı değerle, topyekün bir kültür hazinesi kıymetindeki Yağcı Bedir halısını yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için her yıl uluslararası düzeyde bir festival düzenlenir Sındırgı Meydanı'nda. Bu masalsı halı bir kez daha başroldedir günlük yaşamda. İşte bakın, yörük ablalarımız kınalı elleriyle ilmek ilmek işliyorlar. Bir dakika içerisinde en çok ilmeği atan kazanacak. Kişinin aslında ruh hali eşittir halı. Kişi iyiyse halı inanın iyidir. Kişi sıkıntılıysa onun halısından da pek hayır gelmez. Genelde de kanaat bu yöndedir. Aslında insanların erdemli olmaya, iyi olmaya teşvik eden bir yapısı vardır. Yani onun kişinin genel olarak bakışına, halısına baktığın oyuna inanır. Allah, halım çirkinse bana da çirkin derler. Bu kız evde kalır. Yani çünkü soyuna sirayet eder bu. Aslında halı genel olarak toplumu dizayn eder. Bu açıdan da Yağcı Bedir'in bir kültür olduğunu, halının ise sadece burada son nokta olduğunu yani anlıyoruz. Yani halı aslında o kişinin bebekliğinden, çocukluğundan, dini anlayışından, ahlakından geldiği son noktadır. Hani sanki nirvana gibidir. Yani bütün içindekini, kültürünü, hayat tarzını gelmiş halıya kondurmuş. Aslında bir okuyabilsek, genel olarak Yağcı Bedir halısı bir bordür kısmı, bir de iç tarla kısmının dışı, bir de iç kısmı. Üç bölüme ayrılabilir. Yani bordür dediğimizde iki ayrı bordür var. Bu dediğim tabii ki desenler seccade dediğimiz 120'ye 2, 190 santim boyundaki halının ebatına göre. Biz o halıya seccade diyoruz. Halıların bir kısmı bundan daha aşağı olan metrekareleri, bir kısmı daha yukarı olan. Ama orta halı budur. Yani desenlerin orijinalini de ancak o seccade halıda bulabilirsiniz. O ebatta bulabilirsiniz. Bunda 7 tane ince su dersek eğer, 7 tane su vardır. Yani 7 tane ince ince kenarını çevreleyen, dünyanın bütün insanlık alemini temsil ettiğine inanılan, yerle gök arasında hayatın devam ettirildiğine inanılan bir anlayışı içine hapseder aslında. Yani gök deriz, gökyüzü, lacivert olan o renk bizi özgürlük, hürriyetine düşkün bir milletin yanıdır. Yer dediğimizde de topraktır. O da narınç deriz, kahverengi. Bir bakarsınız ki yerle gök arasında geçen bir hayat manzumesi. Onun içerisinde dediğimizde öldük, yeniden dirileceğiz. Ana rahmindeydik, hayata geldik, tekrar öleceğiz ve tekrar dirileceğiz. Bu inancını bugün tıp, sağlık sektörünün sembolü olan yılan figürüyle bunu anlayabiliriz, deseniyle anlayabiliriz. Yani bu canlılıktır. Yani bugün bütün tıpta da yılan figürü sağlık sektöründe işte tekrar buna can vermek anlamında kullanılan bir desendir. Bu 7 su asla 6 olmaz, 8 de olmaz. Allah tektir, teki sever. 7 kat gökler anlamındadır. Ve orta kısmında bunun ak dediğimiz bir tane, işte kimine göre kedi izi, kimine göre nazar boncuğu dediğimiz o nazar boncuklu bulunur. Yani lacivert halıda da ilk bakışta gördüğümüz şey o kenarındaki beyaz nazar boncuğudur. Ona baktığınızda işte o kem gözleri orada yok etmeyi amaçlamıştır. Bordür'de bulunan diğer bir desen ise heybe suyudur. Yani görüntü itibariyle karanfile benzer. Yani buna da cennet karanfili derler. Heybe biliyorsunuz insanlarda azığı taşımak için işte çobanın kepeninin yanında da bulunan, atın üstündeki eğerde bulunan, eşeğin üstünde bulunan ve azığını taşıdığı bir şey. Bir torba. Bu heybenin içerisi iyiliklerle bu dünyada doldurulursa Allah size cennette karanfille
müjdeler anlamındadır. Yani hayatı iyiliklerle doldurma felsefesini aslında içerir. Yani hayatta hep iyilik yap. Hani iyilik yap, iyilik bul. Kim kazanmış kötülükten der ya. Burada hep iyilik üzerine insanları bir yöne kanalize etmeyi amaçlamıştır. Bundan dolayıdır ki felsefeye bakın. Yeryüzünde torbayı iyiliklerle doldur. Ahirette Allah da sana karanfil getirsin. Yani cenneti getirsin. Çiçek biliyorsunuz cennettir yani sonuçta. Heybe suyunda böyle bir felsefik yaklaşımı vardır. İç kısmına girdiğinizde yağcı bir halısının iki ucunda gücü sembolize eden üç tane kocabaş dediğimiz figür vardır. Bu kocabaş bazen çınar yaprağı olur. Bazen salyangoz olur. Birbirine geçmeli. Bazen işte bir hayat ağacı olur. Yani sürekli gücü sembolize eder. Ve bu sembol de aslında Türklerde armayı, yani bir bayraktır aslında. Yani bizim gücümüzü buradan alıyoruz. Biz güçlü bir milletiz ve devlet kurmuşuz. Yani devlet kurabilen milletin özelliğidir aslında bu. Yani sadece obada yaşamıyoruz. Sadece dağlarda, yaylalarda işte konar göçer yapmıyoruz. Biz devlet kurmak bizim için idealimizdir, hedefimizdir. Bayrağımız var, sembolümüz var ve gücümüz var. Biz birbirimizden güç aldık anlamında tamamen bunları figüre eden bir bayraklaştıran sembollerdir. O bayraklaştıran kocabaşın üzerinde ortada bir mihrap, tamamen koç boynuzuyla başlayan, arkasından da basamak basamak yükselen kenarda bir tane mihrap vardır. Bu mihrap İslamiyet'ten önceki, daha doğrusu şu son 70-80 yıl öncesine kadar ticari bir mantalite olmazken tek yönlüydü. İstikbali kıble dediğimiz bir yöne bakardı. Ayak ucu vardı aslında bunun. Yani o halılar demek ki o yıllarda çoğunla namaz kılabilmek mantalitesiyle yapılmış. Ama bakın kutsallığa bakın, son satışa bu sunulduğunda insanlar ayakkabıyla basacak, ayağına basacak, yer altında böyle bir yerin böyle bir şey olmasın diyerek, yani bir bununla ilgili bir korkmuş, endişe etmiş, bunu iki ucuna çevirmiş. Yani koç boynuzu dediğimiz mihrabın iki yönü vardır. Yani iki yöne de şu anda bakar. Ama eski yıllarda çoğunlukla tek yönlüdür bu. Ve bu mihrabın iki ucunda, kenarında hayat ağacı sembolleri uzanır. Mihrabın içine geldiğimizde ise İslam alemini temsil eder. Kendi yağcı Bedir obasını temsil eder. Kendi soyunu, sopunu temsil eden bir alandır. Daha dar çerçevededir. O dar çerçevede ise yıldız, sekizgen yıldızlara üç tane, iki tane de civa dediğimiz motifi görüyoruz. Onun kenarları yine hayat ağaçlarıyla sembolize edilmiş ama burada güneş gök tengriden gelir. Ay ise onun yavrusu ve istikbali, bize kıbleyi veya işte takvimi öğreten olaydır. Ve bu yıldızın orijinal olup olmaması veya halının orijinal olup olmamasına göre yıldızın içi mutlaka tek yönlüdür. Yani yıldızın ortasında bulunan küçük bir yıldızın üzerine bir kaş gibi ay vardır. Günümüzde orijinal olmayan halılarda çoğunlukla hem altına hem de üstüne bunu yaparak, aslında simetrik yapmaya çalışarak bu işin bozulmasını görüyoruz. Yani Sındırgı'nın 5 tane köyünün dışında dokunan bir halı da bu işi yörükten bir kadın dokumadığı takdirde burada mutlaka bu işi bozar. Yani yıldız tek yönlü değil, çift yönlü içinde sarmalar. Daha ileri gittiğimizde de bir civa var. Bana göre Yağcı Bedir halısının en olmazsa olmaz hadisesi. Bu civa güçten geliyor yine. Civa gibi delikanlı deriz ya biz. Yani böyle kütlesi ağır, gücü içinde muhafaza eden birisi anlamında. Civa iki renkten oluşuyor. Birisi narınç kahverengi. Narınç kahverengi dediğimiz o toprak rengi zümrüde andıka kuşunu temsil eder. Onun üzerinde içinden fışkıran ise bir tane de ne vardır? Canavar vardır. Yani ejderha motifi vardır. Yani bu da şu anlama geliyor. Canavar bizde kötülüktür.
kötü duyguları, kötü insanın nefsani işlerini hep hatırlatır ve mücadele böyle devam eder. Ama onunla rakip olan, karşısında bulunan ise Zümrüt'e anka kuşudur. Zümrüt'e anka kuşsa iyiliği sembolize eder. Hayatın aslında iyilerle kötüler arasındaki bir mücadeleden ibaret olduğunu bize anlatır bu. Ve hangisi galip gelecekse denir. Aslında onu da toplumda görüyoruz bugün. Hayatın her alanında şeytan da var, melek de var, iyilik de var, kötülük de var. Yani Zümrüt'e anka kuşunun savaşı hala ejderhayla devam ediyor. Ve bir sonraki de ikinci olarak yapılır. İşte bir halının o biraz önce bahsettiğimiz sekizgen yıldızın içindeki ayın tek yönlü oluşu gibi civa dediğimiz bu motifte tamamen tek yönlü olarak bakar. Yani bir halının 2 metre olarak hesap etsek boyunu, halı orta kısmı 1 metrede değildir. Orta kısmı aşağı yukarı 140 santimlerde, 150 santimlerdedir. 135 yani tam şey noktasına gelir. Bu da günümüzde Yağcıbedir halısının 5 tane olan Yağcıbedir köyünün dışında dokunmasını neredeyse imkansız hale getirir. Çünkü bir Yağcıbedir halıların tamamı da bakın simetriktir. Desenini yani 1/4 olarak çizseniz boyuna ve enine taklattırdığınızda o desenin tamamına ulaşma şansınıza sahipsinizdir. Ama Yağcıbedir halısının tamamına ulaşmanız mümkün değildir. Çünkü orta noktası tabi bildiğimiz metre olarak da orta kısmında değildir. Ondan dolayı bunu ancak anasından öğrenmiş bir kız yapabilir. Ancak usta çırak ilişkisi gibi geçmişle maziyle bağlantısı olanlar yapabilir. Bunu bir milimetrik kağıt üzerine alın bu halıyı dokuyun dediğinizde bu sefer size 1/4 kaynaklanan başlangıç noktasını takla attırarak bakarsınız ki iki civa birbirine bakıyor. Ama normal orijinal halıda iki civa birbirine bakmaz, arka arkasına devam eder. Böylece de Yağcıbedir halısının iyisiyle kötüsü, orijinaliyle olmayan arasındaki bakıştaki ilk anladığınız hadise budur. Kız aşağı yukarı 13-14 yaşlarında, 10 yaşında belki de halı dokumaya başlar. Aşağı yukarı 25-22 yaşlarında evlenir. Bir 10 yıl bana hizmet etti der. Aşağı yukarı her yıla da değen bir halı verir kendisine. Biraz da geç evlendiyse daha çok halı verir. Daha erken evlendiyse daha az. 10 ama 11 halı vermez. 9 da vermez. 10-20-30 adet yani deste boyutunda halı verir ona. Bu 10 halıda 9 tanesi bizim halının kültüründe gök deriz. Yani tarlası gök olan halı, bir de tarlası ak olan halı. Yani tarlası gök olan halıdan 9 tane 10'uncusuna gelir, ak halıyı en üzerine koyar. Yazmasıyla, yaşmağıyla, diğer sepi dediğimiz çeyizdeki ürünleriyle beraber kenarda 10, 20, 30 adet boyunca kendisine halı verilir. O beyaz da öyle bir şeydir ki nazar bizde önemli. Tabi dinimizde de nazar haktır. Onun için nazar da ilk bakıştadır. İlk baktığınızda nazarla bakarsınız. İkinci bakışlar ise relaksa döner. Normal o kinden, hasetten uzak kalarak normale dönersiniz. O birinci bakışı görsün diye ak rengi yani beyaz rengi en üste koyar. Siz geldiniz, kızın evine girdiniz, çeyizine bakacaksınız. Baktığınız anda üstteki ak halıyı görürsünüz. Varsa bile o oğlanla, kızla alakalı bir haset duyguları onun içerisinde kaybolur gider. Halı sevdadır, halı hayattır Yağcıbedir yörükleri için. Bu belgesel Atayurdu Orta Asya'dan çıkarak Anadolu'yu yurtluk bellemiş tüm Yağcıbedir yörüklerine ve gelecek nesillere bir armağandır.